Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Birazdan mezunlar nasıl ders çalışmalı diye bir video çekeceğim. Ama bunları tahta yazarken dedim ki ya daha benim öğrencilerim mezuna gitmeye karar verdiler mi, vermediler mi? Öncelikle bu karar konusunda bir konuşmamız gereken bir iki şey var. Onları bir anlatalım, bir konuşalım. Sizler de mezuna bırakıyorsanız, neden bırakıyorsunuz, nasıl bırakıyorsunuz, hangi psikolojide bırakıyorsunuz yorumlara lütfen yazın. Mezuna bırakma kararı da aldıysan Bundan sonraki video mezunlar nasıl ders çalışması videosu olacak. Orada nasıl ders çalışman gerektiğini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bir kere mezuna bir şöyle bir rakam var. İşte bir milyonuncu oldu. İstediği üniversiteye hiçbir şekilde ulaşamıyor. O mecbur üniversite sınavına girmek zorunda. Hiç o düşünmüyor bile. Ben mezunum dedi çalışmaya gidiyor. Şimdi ama bir de işte yüz bininci olan birisi var. Normalde hedefi işte 50 bindi. 100 binle de ama istediği bölüme başka üniversiteden girebiliyor. İşte böyle kafa karışıklığı yaşayanlar var. 50 bininci olan var tıp istiyordu. Tıpa çok yakın yaklaşmış sınır. Bir dahaki yıl girsem olur mu olmaz mı çalışabilir miyim diye düşünüyor. 50 binde de güzel mühendisliğe gidebiliyor. Acaba mühendislik yazsam mı diye düşünüyor. 10 bine girip de mezuna bırakmak isteyen de var. Daha iyi bir üniversite için. Yani diyor ki o da istediği bölümü mesela İTÜD'e kazanıyor. Ama diyor ki ben de okuyacağım kardeşim. Koç Üniversitesi'nde okuyacağım. Öyle de var. Hatta geçen yıl bir öğrencim var. 300. olup mezuna. 300'ü bak gerçekten söylüyorum. 300. olup mezuna bırakan öğrencimiz vardı. Niye bıraktı? Çünkü koç fiziği istiyordu. Burslu bir şekilde. Koç fiziğe burslu gidemedi. Bu yıl 5. oldu. Koç fiziğe gidiyor. Şimdi işte burada birçok etken işin içerisine giriyor. Şimdi bu etkenleri bir değerlendirelim. Birincisi işte ilk 5000'e girenleri değerlendir. Mesela 5000. olup da ilk 3 derece yapmak için bırakılır mı mezuna? Kendine güveniyorsan bırak. Bak kendine güveniyorsan bırak. Bir yıl boyunca iyi bir şekilde ders çalışırım. Ve sınav sınav stresini iyi bir şekilde yönetebiliyorum dersem bırak. Ben mesela o biraz önceki bahsettiğimiz 300. olan arkadaşa çok şaşırdım. Ya dedim sınav anında bir terslik yaşasan ne olacak hocam? Ben güveniyorum kendime. Ben sınavı iyi bir şekilde yönetebiliyorum. Ben de sıfır stres var, deli gibi soru çözüyorum. Artık ben sınava girdiğimde sınavı bir buçuk saatte bitire bitiriyorum diyor. Yani eğer bunu hissediyorsan kendinde güveniyorsan rahatlıkla bırakabilirsin. Ha böyle hissetmiyorsan da bırakma demiyorum. Eğer çocukluğundan beri düşündüğün bir üniversite varsa bir bölüm varsa hayalinin peşinden koşmaya değer. Ama bir şeyler daha anlatacağım. Burayı da dinle. Şimdi oldun 50 bininci. Tıp fakültesi istiyorsun. İşte biraz önce söyledim. Tıp fakültesi gelmiyor. Ya ama çocukluğundan beri de tıp istiyorsun. İşte acaba elektrik, elektronik yazsam mı? Acaba mühendislik yazsam mı falan diye kafanda deli deli sorular oluşuyor. Şunu söyle kendine. Bak şunu söyle kendine. Ya ben 5 sene sonra bu üniversiteyi bitirdiğimde kendine ya keşke doktor olsaydım ben diyecek misin? Bak bunu sor kendine. Eğer en ufak içerinde bir tereddüt varsa, en ufak bir tereddüt varsa mezuna bırak ve üniversite sınavına tekrar hazırlan. Ha bu sene üniversite sınavına hazırlanmak belki zor olacak. 3,5 milyon tane insan girecek. Geçen sene limit türev integral falan çalışmadınız çoğunuz. Onlar gelecek. Zor olacak belki ama ama sen o 4 yıl 5 yıl üniversite bittikten sonra 40 yıl o mesleği sırtında taşıyacaksın. 40 yıl o meslekle beraber hareket edeceksin. Sevmediğin bir işi yaptığın zaman dünyanın en mutsuz insanı oluyorsun. O yüzden iyi karar verin. Yani meslek mesleğinizi elinize almak istiyorsanız bir, bir çocukluğundan beri hedefim varsa kendin 5 sene sonra acaba acaba sorusunu kendine soracaksan hiç düşünmeden bırak. Şimdi bir de şu gruptaki arkadaşlarımız var. Ya bir yıl daha sınava hazırlanmak istemiyor. Birçoğunuz da böylesiniz biliyorum. Ya ben bir yıl daha nasıl sınava hazırlanacağım? Of of az daha çalışsaydım. Keşke şunu da yapsaydım deyip kafasına böyle vuran arkadaşlarımız var. Ve şu durumdalar çoğu. İşte atıyorum makine mühendisliği istiyor. İtü makine mühendisliğini istiyor da bilmiyorum kaçta aldığını. Mesela 20 binli alıyor. Olmuş 50 bininci. Diyor ki şimdi kendi kendine acaba işte Eskişehir makine mühendisliği geliyor oraya gitsem mi? Şimdi beni iyi dinleyin. Kulaklarınızı dört açın burayı çok iyi dinleyin. Şimdi ben kendim olarak değerlendiriyorum. Mesela oldum 70 bininci. İTÜ'de bir şey okumak istiyorum. Ama 70 bine de Eskişehir'de de o bölümün farklı üniversitede geliyor. Şimdi ben ne yaparım? Şimdi ben hırslı, azimli, çalışmayı seven bir insanım. Ben İTÜ'de okumak için mezuna bırakabilirdim. Anladınız mı beni? Ama şunu da yapabilirdim. İşte o oradaki tercihi sunacağım size. Ben o kadar azimliyim ki yaptığım işi hep en iyisini yapmak için mücadele edip uğraşmışım. He, şöyle de değerlendirebilirim. Ya ben Eskişehir'e gideyim. Bir yıl kayıp yaşamayayım. Ben bu bir yılı üniversite okurken her şekilde telafi ederim. Hocam nasıl telafi edersin? Ben üniversite okurken Makine mühendisliği okurken bir taraftan da yazılım çalışırım. Geliştiririm kendimi yazılımda. Bir taraftan dilimi süper duruma getiririm. Bir taraftan işte TÜBİTAN yaptığı projelere katılırım. O ekipler var ya görüyorsunuz işte ee, bilim yarışmalarının içerisinde ekipler var. Katılırım onlara. Yani CV'mi öyle bir hale getiririm ki ben 4 sene sonra 5 sene sonra o makine mühendisliğini bitirdiğimde İTÜ'deki boş boş bir şey yapmadan bitirenlerin çok daha önüne geçerim. Ben ikinci sınıftayken, üçüncü sınıftayken iş teklifi almaya başlarım. Ben öyleyim. He sen de böyleysen. Hocam ben bunu yapabilirim anlattıklarınız bana bir çığır açtı. Ben bunu yapabilirim diyorsan hiçbir sene kaybetme. He böyle çok da git de şuradaki bir yerde isim vermeyeyim, il ismi vermeyeyim. Çok da böyle doğru düzgün hocası olmayan bir üniversiteye git demiyorum. Bahsettiğim şeyler yine orta ve ortanın üstündeki üniversitelerden bahsediyorum. Gidebilirsin ve kendini öyle bir geliştirirsin ki ondan sonra İTÜ mezunuyla, ODTÜ mezunuyla kafa kafa kafaya olursun. Ve şunu da söyleyeyim. Eskiden biz girdiğimiz zamanlarda ODTÜ'nün diploması işe aldırıyordu tamam ama artık öyle bir şey yok. Bütün şirketlerin artık insan kaynakları denilen bir şeyi var. Herkesin mülakatı. Ha bir sıfır önde başlıyor mu? Başlıyor. Ama sen golleri o CV'ndeki dolu dolu olan şeyleri önlerine sunduğun zaman seni de tercih ediyorlar. Yani öyle diploma orayı bitirdim diye de direkt işe gireceksin diye bir şey yok. Ha, avantajları var mı? Dil avantajları var. Hocaları iyi mi? İyi. Birçok avantajları var ama sen bu dezavantajları da avantaja çevirebilirsin ama bir şey daha ekleyeceğim. Şimdi bu çok yaşanılan bir şey. Mesela ben üniversiteyi kazanacağım. Eskişehir'i kazanacağım ama ondan sonra İstanbul'a dikey geçiş yapacağım. Arkadaşlar bu hayalle üniversiteyi kazananların %1'i falan gerçekleştiriyor bunu. Çünkü üniversiteye gittiğinizde bir ortama giriyorsunuz, kafa dağılıyor gidiyor. İşte o yüzden yok dikey geçişmiş. Ee, i̇şte biraz önceki anlattığım şey de aynı. Yani eğer hırslıysan benim de söylediğimi yapacağım diyorsan git yap. Ama bunu yapacağım deyip üniversiteye gittiğinde yapamayan da çok insan var. Ortama girdiği zaman üniversite ortamı lay lay lom lay lay lom. Ortama girdiği zaman birazcık lastik patlayabiliyor. O yüzden güzel değerlendirmen gerekiyor. İşte bunların hepsini teraziye koyun. Ailenizde oturun konuşun. Bir dahaki yıl ben ders çalışabileceğim mi? Mezun psikoloji işte bu videoda anlatacağım birazdan çekeceğim videosunda. Videoda mezun psikolojisi zordur. Mezunken ders çalışmak zordur. Özellikle ilk 50 bine girdiysen her şeyi biliyorum. Bunları nasıl çalışacağım bir daha? Ben bunu biliyorum nasıl olsa psikolojisine girdiğinde olaylar başka bir yere gidebiliyor. Ve seneye dediğimiz gibi bu yıl 3,5 milyon insan sınava girecek. Ve çalışmaya başlayan birçok insan da var. Bunun kararını çok iyi bir şekilde vermen lazım. He, şimdi gel buraya. Eğer karar da verdiysen ben yazmıyorum mezuna bırakacağım da diyorsan bir ay sonra başlayacağım ama falan diyorsan o zaman avucunu yalarsın. Senin işte o rakiplerin şu anda çalışıyorlar. 12. sınıflar çalışıyorlar. Mezuna bırakacağım karar verip de çalışmaya başlayanlar var. Karar verdiğin anda oturacaksın, ders çalışmaya başlayacaksın ve 12. sınıfmış gibi. 12 ya bir işte bu videoda anlatacağım. Eğer ben biliyorum psikolojisinin içerisine girdiysen bu iş çok zor. O zaman hiç kimseyi üzme. Anneni de üzme, babanı da üzme, kendini de üzme tercihini yap git kardeşim. Bak seneye ben o masanın başında yorulmadan azimle oturacağım demiyorsan hemen tercihini yap git. Eğer içerinin içinde ya yapamam diye bir korku varsa hayal kırıklığına da uğrayabilirsin. Hepsini çok güzel değerlendir. Bak bütün alternatifleri sundum sana. İyi üniversite için mezuna bırakılabilir mi? Bırakılabilir ama şartlarımız var. O şartları yerine getireceğine inanıyorsan. İşte tıp fakültesi için mezuna bırakılır mı? Çocukluğundan beri doktorluk istiyorsan, 5 senenin sonunda pişmanlık yaşayacağına inanıyorsan kesin mezuna bırak. Ama işte e, mühendislik kazanacağım diyorsan, e, itü mü, şurası mı bu sana bağlı. Bu şartları ODTÜ ile işte Eskişehir Üniversitesi'nin şartlarını mezunkenki şartlarını eşit düzeye getirip getirmemek senin elinde. Getirebilirim diyorsan hiç sıkıntı yok. Tamam mı? Ve bir şey daha ekleyeyim. Yani ülkenin şartlarını biliyorsunuz. Üniversite mezunu işsiz sayısı çok fazla. Arkadaşlar, yani üniversite me her mezun olan herkes işsiz mi? Değil. Yani kendinizi geliştirirseniz e, bir şekilde iyi olursanız bir şekilde bir yerlerde çalışacaksınız veya kendi işinizi kuracaksınız. Mesela geçen bir öğrencim aradı. işte hocam matematik öğretmenliği yazayım mı? Yaz. Ama matematik öğretmeni olacaksan Kendini geliştirip iyi bir matematik öğretmeni olacaksın. Ondan sonra işte KPSS derdi giriyor, o giriyor, bu giriyor. Yani o aşamalarını da düşünmeniz lazım. Yani sen eğer şu anda körü körüne bir bölüme gideceksen o bölüm bitti. Mesela sözelci öğrencimiz. Ya gidiyor işte e, tarih öğretmenliği sözelden bir bölüm kazanıyor. KPSS'ye girecek matematik yok. Ya bunların hepsini değerlendirmeniz lazım. İşte tercihlerinizi yaparken... 4 yıl sonra ben ne yapacağım diye bunu düşünmeniz lazım. Ama en başa tekrar dönüyorum. Sen zaten o 4 yılın içerisinde yani 4. senenin sonunda üniversite bittiğinde düşünürsen bu olayı sıkıntı. Ama üniversiteyi okurken 4 veya 5 yıl kaç yıl okuyorsan oranın içerisine düşünmeye başlarsan ya ben 2. sınıftayken şunu yapacağım, 3. sınıftayken şunu yapacağım, 4. sınıftayken şunu yapacağım. Eğer kariyer planını üniversiteyi okurken yaparsan Hiçbir sıkıntı olmayacak ama şimdiden şunu düşünmeye başladıysan çok zor durumdayız. Ya bitirince ne olacak? E bitirince ne olacak? Adam gibi kendini geliştirmezsen işsiz olacaksın evet. Bak o konuda netiz. Adam gibi kendini geliştirmezsen bazı bölümler için hatta Türkiye'de birçok bölüm için belki işsiz olacaksın. Bir sene iki sene iş arayacaksın asgari ücretle çalışacaksın bunlar olacak ama üniversite hayatım boyunca İnci gibi dizersen başarıları, e, hiç sıkıntı da olmayacak. O zaman ne diyoruz? Mezuna bırakıp bırakmama kararı çok kritik bir karar. Çok iyi değerlendir. Ben Nazım anlattığım her şeyi süzgeçten geçir. Ama şunu da unutma. Bu kararın en en belirleyici kısmı şu olmalı. Yani meslek seçiminden daha fazla şu olmalı. Ben mezuna bırakırsam adam gibi ders çalışabilecek miyim? Bu soruya cevap ver önce bak. Tekrar soruyorum. Mezuna bırakırsan adam gibi ders çalışacak mısın? Mezuna bırakma kararını aldığın gün, günde 5 saat ders çalışacak mısın? Günde 6 saat ders çalışacak mısın? Bu soruların cevabını ver kendine. Bu sorunun cevabı evetse gönül rahatlığıyla bırakabilirsin. Ama ya hocam bir ay sonra başlayacağım, bir buçuk ay sonra başlayacağım, iki ay sonra başlayacağım. Onda ben yokum. Ben o topta yokum. Tamam mı? İnşallah faydalı bir video olmuştur. Yorumlara bir yazın. Hep beraber bir değerlendirme yapalım. Yine kafanıza takılan bir soru varsa yazın. Cevaplamaya çalışacağım. Mezuna bırakma kararı aldıysan nasıl çalışılır videosu da geliyor. Hadi kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.